Ne yazık ki dış politikamız iyi gitmiyor. Dış politikada hükümetin ne yaptığını görüyoruz, biliyoruz. Çok yakın takipteyiz. Birincisi, çok hata yapıyorsunuz. Yani 20 yıldır iktidardasınız ama inanılmaz acemilikler yapıyorsunuz. Bir cumhurbaşkanı düşünün ki en büyük stratejik hedeflerinden biri ABD başkanı ile Beyaz Saray'da görüşebilmek. Neredeyse her ortamda bunu dile getiriyor Cumhurbaşkanı. Her durumda beklentiye giriyor. Trump'la oldu, Biden'la niye olmadı diye sitem ediyor. Diplomatik tripler atıyor. İsveç'in NATO vetosunu kaldırdık. Acaba seçim öncesi şöyle fiyakalı bir Beyaz Saray görüşmesi olabilir mi diye peşinde koşuyor. Bunları muhataplarınız da görüyor Cumhurbaşkanı. Bu kadar kendini düşürmeye hiç gerek yok. İşine gelince ey Amerika, sonra elin telefonda davet bekliyorsunuz. Ortada hiçbir çalışma yok, hazırlık yok. Birdenbire Gazze meselesinde biz garantör olacağız diyorsunuz. Nereden çıktı garantörlük işi? Yani diplomasiye giriş 101 dersi. Ya önce bir hazırlığını yaparsınız. Önce bir arka planda yoklarsınız. Ondan sonra böyle bir öneriyle ortaya çıkarsınız. Siz önce açıklama yapıyorsunuz. Sonra tepki bekliyorsunuz. Yani Türkiye'yi böyle küçük düşürmeye hakkınız var mı? En basit diplomatik ilkelere, dış politika kurallarına uymamak nereden çıktı? Türkiye koskoca bir ülke. Bu coğrafyada Türkiye'den güçlü birkaç tane ancak ülke çıkar, Rusya gibi falan. Yani Türkiye'yi bu hale diplomaside, uluslararası politikada, bölgesel siyasette bu hale düşürmeye gerek var mı hiç? Hiçbir ülke cevap vermiyor. Hiçbir ülke kale almıyor. Yani ciddiye alınmayan bir ülke konumuna düşürüyorsunuz. Gerçekleşmeyecek önerilerle çıkılır mı uluslararası ortama? Türkiye'yi arabulucu olarak bile görmek istemiyorlar. Bırakın garantörü. Neyin garantörü olacaksınız? Hangi hazırlığı yaptınız? Türkiye'yi niye garantör yapsınlar Gazze'de? Hiç düşündünüz mü? Bunun zemini nedir? Erdoğan'ı kim garantör olarak istesin? Arabulucu olarak istemezken. Gazze konusunda ihtiyaç duyulduğunda işte Mısır orada, Katar orada. Yani Türkiye'nin kapısını çalan mı var doğru dürüst? Yani bütün bunlar ortadayken hiç kimsenin ciddiye almadığı, karşılığı olmayan bir garantörlük önerisiyle kendi kendine bir tür gelin güvey olma işine giriyorsunuz. İkincisi, çok fazla ödün veriyorsunuz. Doğu Akdeniz'den çekildiniz. Yunanistan'la Ermenistan'la uzlaşmak zorunda kaldınız. İsveç için direndiniz ama hiçbir şey elde edemeden vetoyu kaldırdınız. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır'ın ayağına gittiniz. Dış politikada izole olduğunuzu herkes biliyor, öğrendi artık. Muhataplarınız görüyorlar. Sıkıyı görünce Rusya'ya yaptırımları sıkılaştırmaya başladınız. Çok sıkıştınız dış politikada. Bu iyi bir şey değil. Yani bu noktaya gelmemek gerekiyordu. Denge politikanız tıkandı kaldı. Bunu Somali'den mi açmaya çalışıyorsunuz? Somali'de ne yapıyorsunuz? Ege'yi, Doğu Akdeniz'i hallettiniz. Hepsi bitti. Sırada Somali mi var? Neyin taşeronluğunu üstlendiniz Somali'de? Bize aynı Libya senaryosunu mu satmaya çalışıyorsunuz? Yani ağzımıza bir parmak bal çalıp, ha bakın orada petrol var, orada doğal gaz var. Onun anlaşmasını yapacağız. %30'u bize kalacak. Aynı şeyi Libya'da da söylediniz. Hani Türkiye Petrol Ofisi, anonim şirketi Libya'da ruhsat almıştı. Hani böyle gerekçelendiriyordunuz. Ne oldu? Hangi sondajı yaptınız? Hangi sahaları kontrol ediyorsunuz? Nereden petrol çıkarıyorsunuz? Bunları bir de artık bu kamuoyuna da bize de yediremezsiniz. Zahmet etmeyin. Bunları anladık. Halkımız da çözdü. Siz daha Osmanlı padişahlarının adını verdiğiniz, Türk bayrağına boyayarak aslında göz boyadığınız sondaj gemilerini bir Doğu Akdeniz'e gönderin de sondaj yapın orada. Sonra Somali'ye gidersiniz. Yanı başımızdaki sahalarda sondaj yapamıyorsunuz. Hani ne oldu Libya ile
münhasır ekonomik bölge mutabakatı imzaladınız. Hani o alanlarda niye hiçbir ekonomik aktivite yok? Niçin yapıldı o anlaşma o zaman? Afrika'da Amerika'nın vekili mi olmak istiyorsunuz? Bunları açık açık söyleyin, konuşalım. Hadi askeri eğitim veriyorsunuz, olabilir. Silahlı kuvvetlerimiz dünyanın bir sürü yerinde, Türkiye'de yabancı ülke ordularına, mensuplarına askeri eğitim veriyor. Ama Somali karasularını korumayı üstlenmek nereden çıktı? Bunun Türkiye'nin güvenliğiyle ilgisi nedir? Bu kadar istikrarsız bir ülke, bu kadar istikrarsız bir bölgeye, bu ölçüde askeri angajmanı ne için yapıyorsunuz? Emekliye para bulamazken Somali'nin niye milyar dolar borçlarını ödemeye çalışıyorsunuz? Üçüncüsü, çok açık veriyorsunuz. Elinizi çok fazla belli ediyorsunuz. Şimdi dış politikada ödün vermek kadar ödün vermeye hazır olduğunuzu göstermek de bir zafiyettir. Kavga ettiğiniz her liderin ayağına gittiniz. Sisi gibi katil dediklerinizle görüştünüz. Görüştüklerinize katil dediniz. Bazen tur bindirdiniz. Mısır medyası bile Erdoğan bizimle görüşmeye mecbur kaldı diye manşetler attı. Tarihinin en zayıf dönemlerinden birini yaşayan, ekonomisi baskı altında, ülkesi üzerinde tam egemenliğini kullanamayan, Esad'la bile görüşebilmek için aracı koyuyorsunuz. Ama Mısır belki aracı olur, Putin belki aracı olur diye uğraşıyorsunuz. Esad'ı siz görüşmeye ikna etmeye çalışıyorsunuz. Sizin görüşmek istediğiniz her lider ağırdan alıyor. Dışarıdan bakıldığında tablo çok kötü görünüyor. Ekonomisini tüketmiş, uluslararası alanda izole olmuş, müttefikleri tarafından dışlanmış, bölge ülkelerinin mecbur kalmadıkça muhatap almak istemedikleri bir ülke görüntüsü veriyorsunuz. Buradan sağlıklı, güçlü bir dış politika çıkaramazsınız. Dördüncüsü, yani söylemekten bıktım ama yine tekrar edeceğim. Yani çok ilkesizsiniz. Dış politikayı geçtik, hayatın her alanında görüyoruz bunu. Esma'nın babası Mısır'da idam cezasına çarptırıldı. Siz Sisi'yi değerli buldunuz. Sisi sizin kıymetliniz oldu. Gözyaşı dökmüştünüz. Yani sahte miydi gözyaşınızda? Bir tane kınamada yok mu? Yani otoriter liderler dayanışmasına kurban mı ettiniz? Hani ihvancıydınız? Hani Rabia'ydı? Hani muhalefet Sisi'ydi? Sayın Erdoğan, sizin hayatta vazgeçemeyeceğiniz, asla bırakmam dediğiniz bir ilkeniz, bir değer sisteminiz var mı? Yani öyle bir şey olsun ki bize deyin ki, şu benim için çok değerlidir, ben bunu asla bırakmam. Hiç öyle bir izlenim vermiyorsunuz. Bir gram yardımınızın dokunmadığı Filistin'i yerel seçimlerde malzeme ettiniz. Seçim kazansanız ne olacak? İnsanlık sınavından kaldınız. Kaç seçimde Filistin meselesini malzeme yapacaksınız? Yani sizin Filistin davasından anladığınız yerel seçimde rant davası mıydı? Dış politikayı yerel seçimlere, genel seçimlere, iç siyasete alet etmeyi bırakın artık. İnsanların acıları üzerine, o Filistinli zavallı halkın üzerine bomba yağan, yakınlarını kaybeden, evleri yerle bir olan insanların acıları üzerine siyaset yapmayın. Hiçbir şey yapmıyorsanız oturun oturduğunuz yerde. Ama ticaret yaptıkça söylemi arttırıyorsunuz. Bunun hiçbir faydası yok Filistinlilere. Bunu örtmeye çalışıyorsunuz. Hepsinin farkındayız. Sayın Fidan, buradan çağrıda bulunuyorum. Irak'ta planınız nedir? Bunları ya kamuoyuyla paylaşın ya bizimle paylaşın. Burada bir diplomatik aktivite var. Bunu görüyoruz. Takip de ediyoruz. Ama şöyle bir sorunumuz var. Önce Irak'a gidiyorsunuz, sonra koşa koşa Washington'a gidiyorsunuz. Bu iyi bir görüntü değil. Hani Türkiye bölgesel güçtü? Hani Türkiye artık özneydi? İtilip kakılmıyordu? Hani Türkiye'nin
bilgisi dışında, izni dışında bölgede yaprak kımıldamıyordu. Yani bunun nasıl bir görüntü verdiğini tahmin ediyor musunuz? Yani icazet almaya mı gidiyorsunuz? Yani dünya beşten büyük diyorsunuz. Birden de mi büyük acaba dünya, bu bölge? Yok mu sizin bir inisiyatifiniz? Neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Irak hükümeti bile Amerika'ya çıkarttık diyor. Siz Amerika'da neyin peşindesiniz? Bütün bunları bize anlatmanız gerekiyor. Değerli basın mensupları, Erdoğan dünyada maalesef kredisini tüketmiş bir lider. Kimse onu uluslararası alanda, bölgesel sorunlarda görmek istemiyor. Erdoğan'a dönüp şunu diyorlar, ya sen sorun çıkarma, yerinde otur, başka bir şey istemiyoruz. Dünyada Türkiye gibi ülkelerin hareket alanı genişliyor, dünya dönüşüyor. Daha çok kutupluluğa doğru gidiyor. Tartışmalı bir konu ama bu dünyada, böyle bir dünyada Türkiye gibi ülkelerin dış politikada hareket alanı genişlerken Türkiye'nin hareket alanı daraldı. Bunu buraya tespit olarak koymak istiyorum. Türkiye gibi ülkeler, Türkiye büyüklüğündeki ülkeler, yani orta büyüklükteki ülkeler bölgelerinde daha fazla kazanımlar elde ederken, büyük işlerle ilişkilerinde daha fazla ödün koparırken Türkiye ödün veren bir ülke konumuna geçti. Sonuçta Türkiye'nin dış politikada boynu büküldü. Ödün vererek iktidarda kalma stratejisinin kendisi başlı başına bir güvenlik sorunudur. Hepinize çok teşekkür ederim.